gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazmaya başlar. İlk yazısı Tevfik Fikret'in çıkardığı Tanin'de yayınlanır. 1909'da yaşanan 31 Mart ayaklanması diye de bilinen yönetime karşı isyan hareketindeki iç karışıklık sırasında öldürülme endişesiyle kısa süreliğine iki oğlunu da alarak Mısır'a gider. Çok geçmeden aynı yıl İstanbul'a geri döner. Heyula ve Raik'in Annesi adlı romanları basılır. Öğretmen okullarında öğretmenlik, vakıf okullarında müfettişlik görevlerinde bulunur. Bu görev yılları Halide Hanım için çok verimli yıllar olacaktır. Zira ileride kaleme alacağı ve romancı kimliğiyle kendisine en çok ün kazandıracak olan Sinekli Bakkal romanı bu görevleri sırasında aklında canlanmaya başlayacaktır. Halide Hanım için hayatının en önemli dönemeçlerinden biri de eşi Salih Zeki Bey ile ayrılmaya karar verdiği 1910 yılıdır. Eşinin ikinci bir kadınla evlenmek istemesi üzerine ondan boşanır ve artık yazılarında Halide Salih yerine Halide Edip adını kullanmaya başlar. Aynı yıl feminist bir eser olarak değerlendirilen Seviye Talip adlı romanını yayımlar. Kadın psikolojisini derinliğine işlediği romanlarında ideal kadın tipleri yaratmaya çalışan Halide Edip, bu romanında bir kadının kocasını terk ederek sevdiği erkekle yaşayışını anlatır.